Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda dinamik sayfalarımızın iç kısmını yapacağız. Yani şu sayfaların içerik kısmını yapacağız. Evet, temamızda bu özellik hangi sayfada var? Bir bakalım. Evet, nerede vardır? Nerede vardır? Mesela policy. Bir açalım bakalım nasılmış. Evet, yani gayet güzel bence. Bu yani zaten kurumsal bir sayfa, kurumsal bir site olacak burası. Hani öyle şaşalı bir uçuş kaçış temalarına, uçuş kaçış animasyonlarına falan bence gerek yok. Şu sık sorulan sorular muhabbetini belki yapabiliriz. Ya, güzel olabilir. Tabii bunu da yönetim panelinden soru ekleyerek yapabiliriz. Bu sayfa kendi içinde sabit olur ama veriler dinamik olur. Belki. Böyle bir şey yapabiliriz. Veya zaten JK Editor gibi editör kullanacağımız için belki direktman bu slide toggle'ı belki de o editörün içerisinde yapabiliriz. Bu da bir imkan. Sonuçta oradan kaydettiğimizi bir HTML olarak veri tabanına kaydedeceğimiz için ekstra bir durum söz konusu değil. Tamam, policy mantıklı. Application altına geliyorum. View kısmına geliyorum. Ve bunu Policy bölümünü alıyorum. Buradan aktardım. Tamam. Şunu da kapatalım. Evet. Bunun ismini page detail. Evet. With PHP yapalım. Default için aktaralım. Evet. Gelelim kodlara. Kapatalım bunları. Artık bunlar işimiz yok. Öncelikle footer bölümünde sayfalarımızın yer aldığı bölümdeki linkleri bir ekleyelim. Nerede o linkler? Bakın burada. Ne demiştik? Pages, Detail ve Sayfa Save. Tamam. Aynı sayfadan sadece bir tane olabilir. Save link. Sonuçta şu isimde sayfayı ben bir daha niye ekleyeyim ki kurumsal bir sayfayı? Veya blog. Neyse. Hani isteyen ID'yi de katıp diğer tarafta kontrol yani yönetim panelinde kontrol yapmaktan kaçınabilir. Ama ben setting kontrolü yapacağım. Yönetim paneli için söylüyorum. Evet. Tamam. Şimdi buradan tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi pages detail ve böyle bir değer gönderiyor. Şimdi ben şu detail bizim fonksiyonumuz olacak. Ve fonksiyona ne göndermişiz biz? Parametre göndermişiz. Yani pages'ın altına geliyorum. Tamam mı? En üstte geldim. Contract'ın şunları kapatabiliriz ya da siz görmeniz için kalabilir. Public function detail dedim ve evet bakın ne kadar düzgün ne kadar okunaklı değil mi? Yani işte en iyisi çok güzel yani. Echo ID dedim mesela. Bakın direkt ben misyon vizyonu yazdım. Bu şimdi ne demektir burada? Onu da söyleyeyim. Şimdi save link geldi değil mi bize? Biz şimdi bu save link'i alacağız. Ne yapacağız? Direktman sayfalar tabusuna bağlanacağız. Save link'e göre bu sayfayı arayacağız. Sayfa varsa bize sayfanın içeriğini getir diyeceğiz. Tamam. Yani yazılım mantığı. Sorgu mantığı daha doğrusu. Yazılım mantığı demeyeyim de. Şimdi eğer bu ID yoksa diyeceğim ki kardeşim sen burada ne işin var? Evet. Sen direkt ana sayfaya geri git. Ve query this common model get nedir? Sayfa adresi pardon sayfa save ID sayfa durum eşittir 1 nedir? Sayfalar. Evet. If query. Eğer bu varsa, eğer yoksa da bakın hepsini controller kısmında bütün kontrollerimi controller kısmında yapıyorum. View kısmında sadece göstermek için, model kısmında sadece veri tabanı işlemleri için. Tamam mı? Bakın ne kadar düzgün. Yani ben 5 yıl sonra da bu projeyi açsam nerede kalmışım anlayabilirim. Yani framework mantığının, MVC mantığının en güzel şeyi de bu. Hani projenin örnek veriyorum bir ekiptesiniz. Tasarımcı şu an mesela view kısmını hallederken ben rahatlıkla controller bölümünü yapabilirim. Eğer anlaştığım bir arkadaşımsa mesela rahatlıkla. Bunun gibi çoklu işlere yani ekip işlerine acayip derecede işe yarıyor. Bu arada sürekli kulaklık kulağımda çünkü bunun mikrofonuyla şu an eğitimi çekiyorum. Kıbrıs'ta olduğum için çok fazla burada hani elektronik alet yani istediğim tarzda elektronik alet bulamadığım için artık Türkiye'ye döndüğüm zaman alacağım buradan temin edeceğim.
mikrofondur, işte şeydir falan filan. Ama şu kulaklık iyi ki almışım onu zamanında. Mikrofonu mükemmelmiş. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Burada yine biz bir data yaratacağız. Tamam mı? Yine aslında şimdi öncelikle buraya page diyelim mesela. Tamam, bu page nedir? Tekman query. Tamam. Bu page'e göre bütün sayfanın başlığını, içeriğini falan çekeceğiz. Şimdi setting. Evet. Buraya geldim. This common model get ID 1 ve ayarlar dedim. Şunu, evet, common model dedim. Ve bir de ne vardı? Şunlar vardı. Şunlar sabit. Evet, şunları sabit zaten. Bunları çekmemiz lazım. Şöyle footer bölümünde oldukları için bunlar direktman sabit geliyor gibi düşünebilirsiniz aslında. Evet, şöyle tamamdır. Şöyle yaptım. Okey. Gayet güzel. Şimdi bir de bunu ne yapacağız? This load with nedir? Page detail with ve with data. Tamam, gayet güzel. Şimdi geldim, sayfayı inledim. Ne oldu? Böyle bir sayfa yok dedi. Neden? Çünkü default'un içine aktarmamış. Aktarmış mı? Page detail. Neden oldu? Doğru yazdım. Allah Allah. Default altındaki. Tamam. Gördüğünüz gibi sayfa yine bozuk. Neden? Çünkü biz bu sayfayı da henüz parçalamadık. İsterseniz gelin onu yapmaya başlayalım. Şimdi biz Home View'de ne yaptık? Banner Area'ya kadar. Evet. Şunu, 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 şunu. Evet. Navbar da dahil. Tamam. Şuraya kadar alabiliriz. Şuradan footer bölümü kaldı sadece. Bunu da buradan kesebiliriz. Ve default altında, inch altında, footer altında view diyebiliriz. Geldim. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi benim sayfa içerik kısmım sorunsuz bir şekilde geldi. Evet. Şurada ne diyelim? Ne demiştik biz? Echo page sayfa adı mı yaptık? Sayfa başlık mı yaptık? Veri tabanında. Sayfa adı yapmışız. Evet, buna da ana sayfa. Buna da tekrar sayfa adı diyeceğim. Ve buna da base URL'e yönlendireceğim. Tamam. Evet, şu sayfayı bir indirelim. Gördüğünüz gibi benim hangi sayfadaysam, hatta şu içerik kısmını da bir halledelim hemen. Section altında, bakın burada bir sürü P tag'ı var. Hepsini sileceğiz. Hiçbirisine gerek yok. Çünkü neden? Biz zaten burayı bir editör vasıtasıyla göndereceğimiz için biraz büyüttüm bu arada. Bunlara gerek yok. Sayfa çek. Evet. Sayfayı yeniliyorum. Tamam. Mesela gizliliğe geldim. Tıkladım. Bakın sayfanın ismi gayet güzel bir şekilde değişiyor ve sayfa içeriğini istediğimiz gibi görebiliyoruz. Tamam. Gayet güzel bir şekilde yapımız oturuyor artık yavaş yavaş. Şimdi bunun aynısını bir de blok içerisi yani blokların iç kısmı için yapacağım. Aslında sayfa düzeni aynı olacak. Tamam. Sidebar, mightbar olmayacak. Ben bunu istemiyorum. Çünkü bu kurumsal bir site. Yani kurumsal sitede blok varsa sadece yani bilgi verme amaçlıdır. Ya da ne bileyim yeni bir teknolojisi çıkmıştır. Ya da yeni bir mesela bu şey için konuşuyorum. Yeni bir ürün çıkmıştı, sallıyorum. O ürünü tanıtmak için bir tane blog yazısı yazar. Şimdi bu ürüne yorum yapmaya gerek var mı? Yok. Yani ya da o ürünü kategorize etmeye gerek var mı? Yok. Yani sonuçta hepsi bir yok. Hani SEO'ya sonuçta oradan yürümeyeceğiz yani. Ama hani nasıl desem ufak da olsa katkısı olsun diye blog kısmında aktif etmek istiyorum. Biraz böyle kurumsal, aynı zamanda içerisinde satış olan aynı zamanda da içerik biriminin bol bol olabileceği bir sistem yapmayı düşündüm kafamda. Evet, bence gayet güzel gidiyoruz.
Siz de eğer öyle düşünüyorsanız yorumlarınızı bildirin falan. Saçma sapan. Neyse. Tamam. Bu eğitimlik o zaman bu kadar. Sonraki videoda da dediğim gibi bloklara devam edeceğiz. Tamam. Şu blokların iç kısmına devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.